Merhaba. USB adaptörler dizisinin ikincisinde bu sefer taklit bir adaptör buldum. Bunun içini açıp deneyeceğim ve tehlikelerini ayrıca performansını inceleyeceğiz. Bu adaptörü bir mağazadan aldım ama 2022 yılı için işte 35 lira bir fiyat var. Çok daha ucuz markalar daha pahalıyken bir Sony adaptörün bu fiyatı olması zaten mümkün değil. Yani muhtemelen değil, %100 sahte bir adaptör. Bakalım bu adaptörde neler göreceğiz? Ne gibi tehlikeler ortaya çıkacak? Söylenen performansı verebiliyor mu? Öbür tarafına bir bakarsak, işte bakın 100-240 volt giriş, 5 volt çıkış, 2 amper. Ben Sony'nin 2 amperlik böyle bir adaptörü var mı onu da bilmiyorum. Model adı da yazmışlar. Her yerde Sony vesaire yazıyor ama. Burada yüzlerce güvenlik işareti vesaire ama bunun Sony olduğunu hiç zannetmiyorum. Bakacağız şimdi. Ambalaj bile faul zaten. Evet, şöyle bir bakarsak enteresan tarafı kutuda 2 amper yazıyordu. Burada 1500 miliamper, 1,5 amper. Daha buradan zaten bir golü yedik. İşin enteresan tarafı bende bir Sony adaptör var. Bu orijinal olduğuna eminim. Çünkü telefonlarımdan, eski Sony telefonlarımdan birinden çıkmıştı. Aslında çok da benziyorlar. Üstündeki yazılara kadar benzetmişler. Ama burada işte orijinal adaptörün çıkışıyla bununki biraz farklı. Bu şekilde yapamamışlar herhalde. Bir de bu işte 1,5 amper diyor. Orijinal adaptör 850 miliamper. En azından söylediğini veriyordur diye düşünüyorum. Şimdi bir test edelim bakalım. Gerçekten isteğini verebilecek mi? Evet, şöyle bir deneyelim bakalım. 5,46 volt zaten biraz boşta da yüksek. Akım çekmeye başlayalım. mA, 200 hala veriyor. 5,35 lira düştü. 1 ampere geldim. 5,19 düşüyor. 1,1 evet. 1,5 amperi bile veremedi. 1,2 amper anca verebiliyor. Şurada 5 volt'a en yakın işte 4,9 falan bakın 1,1 civarında biraz daha arttırınca 1,5 amperi asla çıkamıyor zaten ama 1,3'ler de gitti. 1,5 amperi normal bir gerilimle veremiyor. Yani 5 volta yakın bir gerilimle gördüğüm kadarıyla en fazla 1,2 amper verebiliyor. 1,2'nin üstüne çıktığımız zaman gidiyor. Neyse 1 amper de bir şeydir tabi ama gene de üstünde yazanı veremiyor. Bir de orijinal adaptöre bakalım. O 850 miliamper diyordu. Bakalım verebiliyor mu? Tam 5 volt veriyor yalnız enteresan. Orijinali. Biraz arttıralım. çektikçe çok hafif yükseltiyor ama gayet güzel gidiyor. Bakalım. 700 miliamper, 840. Evet, 900 miliampere çıktım hala. 850 olmasına rağmen gördüğünüz gibi. 900'ü biraz geçince düşüyor. Ama 850 idi zaten. Evet, buralarda sıkıntı yok. Yani maksimum söylediği akım verebiliyor. Nerede kesti? 1 amper civarında kesiyor. Evet, 1 amper civarında kesiyor ama en azından iddia ettiği akımı verebiliyor. Gördüğünüz gibi 850 miliamper civarında hiçbir sıkıntısız çalışıyor. Bu da orijinalimiz.
Evet, gördüğünüz gibi orijinal iddia ettiği akımı verebilirken taklit olan 1,5 iddia ediyor. Hatta kutunun üstüne 2 iddia ediyor ama ancak 1,1 amper civarında verebiliyor. O zaman biz de içini açıp bakalım. İçi bize neler söyleyecek? Şurada da böyle enteresan naylonlar koymuşlar. Bakalım kolay açılabiliyor mu? Evet, bayağı bir yapıştırmışlar. Sökmek zor oldu. Bakalım çıkarabilecek miyiz içinden? İşte geldi. Ve de beklendiği gibi basit bir yapı, gene bir entegre devre yok. Bir transformatör. Yani belli ki basit bir devreyle uğraşacağız. Ve de yine güvenlikle ilgili sıkıntılarımız olacak gibi görünüyor. Bir bakalım. Burayı da göstereyim. Aslında bence orijinali de açalım. Böylece ikisinin arasındaki benzerlikleri ve farkları görmüş oluruz. Yalnız fake olanı açmak bile zordu. Bakalım orijinali açmak kolay olacak mı? Orijinali daha mı kolay açtım ne? Bakalım bu nasıl? Evet, bu da orijinali. Enteresan koruma önlemleri var kondansatörlerin çevresinde. Burada tabi orijinalde bir kontrol çipi var. İşte aralık uyulmuş. Bundan sonra tam bir facia. Yüksek gerilim, alçak gerilimin ayrılması yok farkındaysanız. Burada bakın nasıl ayırmış. Hatta şurayı daha da bir arayı açmış. Şimdi ben biraz uğraşıp gene bunun şemasını çıkarayım. Orijinalin şemasını biraz daha zor çıkarırım diye düşünüyorum. Zaten orijinalin şemasına ihtiyacım yok. Bu cihazın tehlikeleri ve yapabildikleri hakkında konuşacağız. Bunun bir şemasını çıkarayım. Ondan sonra şemayı önüme koyayım. Onun üzerine devam ederim. Ayrıca eksikleri, fazlalıkları da bu orijinalde göstereyim. İkisini karşılaştırma olarak. Eksikleri ve fazlaları fazla olacağını zannetmiyorum ama eksikleri orijinalin üstünden göstereyim. İkisini böylece bir karşılaştırmış olalım. Bir orijinal şarj cihazı, bir de sahte şarj cihazı. Bakalım bunda ne önlemler alınmış, bunda neler yapılmamış. Bir görmeye çalışalım. İşte ben şemaları çıkarırken böyle biraz uğraşıyorum. Birkaç defa çiziyorum. Tekrar tekrar kontrol ediyorum. En sonunda son haline geliyor şema.
Evet, şemayı çıkardım. Şemamız burada. Cihazımız da burada. Bu da Sony'nin orijinal cihazı. Evet, şimdi baştan sona bir gidelim. Bu şema üzerinden. Gene gördüğünüz gibi transistörlü bir şema. Ucuz olsun diye. Şuraya bir ohmluk bir direnç var. Şimdi karşılaştırmalı olarak size göstereyim. Hem bunda hem bunda göstereyim. Şimdi bakın buradan girişini yapmışlar. 220 volt girişini. Burası da çok güzel bir giriş değil mesela. Bakın bunda doğru dürüst kontaklar yapmışlar. Burada PCB'ye değiyor. Orası bile güzel değil. Ondan sonra girişe bir tane direnç koymuşlar. Genelde bu dirençleri sigorta dirençler vardır. 1 ohmluk direnç koymuşlar buraya. Ama bu pek sigortaya benzemiyor. Normal bir dirence benziyor. Normal direnç olduğu zaman da zaten yangın tehlikesi vardır. Birinci falso orada. Bakın orijinalde de direnç koymuş ama buraya bir tane 10 ohmluk direnç koymuş. Ama seramik bir direnç. Bunların yanma tehlikesi yoktur. En fazla direnç bozulur ama yangın çıkarmaz. Devam edersek köprü diyotu koymuşlar. Bir tane küçük köprü diyot var. Köprü diyottan sonra işte bir doğrultucu kondansatör. O da burada. 4,7 mikrofarad 400 volt. Yani aslında verici yakıma göre belki biraz daha büyük koyabilirlerdi. Çok da sıkıntı değil. Şuradaki iki transistör, şu ana transistör, şu yardımcı transistördü. Şu küçük olan. İkisinin bazına da bir tane 3,3 megaohmluk direnç bağlamışlar. O altta. Buradan görünmüyor. Dirençleri çünkü SMD koymuşlar. Şimdi daha önceki bir önceki videomda da anlatmıştım. Benzer şekilde işte burada bir osilasyon var. Burada da zener diyotla bir gerilimi kontrol ediyorlar. İşte 4,3 voltluk bir zener var burada. Buranın gerilimi işte yaklaşık 5 volta çıktığında şu LED'i yakıp şu yol vasıtasıyla bu transistörlerin pulslarını küçültüyor. Küçülttüğü zaman da işte buradaki gerilim düşüyor. Bu şekilde bir geri besleme sağlamış oluyor. Ama yani pek çok da bir tehlikeli noktamız var. Öncelikle şuradan başlayayım. Bakın şu kondansatör. Bunlar biliyorsunuz Y1, Y2 tipi güvenlik kondansatörleri. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Bunlar bozulduğu zaman kısa devre olmazlar ama normal kondansatörler kısa devre olabilir. Eğer olursa da buradan sizi çarpar. 220 çünkü direkt buraya gelir. O yüzden bunun özel Y tipi kondansatör olması lazım. Fakat bunlar götürüp işte 1000 volta dayanan ama normal bir kondansatör koymuşlar. Çünkü Y tipi kondansatörler 8000 voltla vesaire test ediliyor. O yüzden bu ona göre bir kondansatör değil. Çıkışa şuraya bir normal doğrultucu diyot koymuşlar. Schottky değil. Yani burada da bir gerilim kaybı oluyor tabii. Şuraya bir 470 mikrofarad 10 volt kondansatör koymuşlar. Şurada da bir snubber network denen işte bir kondansatör bir diyottan oluşan şuradan gelebilecek fazla gerilimi yutan bir minik devre var. Fakat orayı koymamışlar bakın şurada. Şu diyodun ve kondansatörün yeri boş. Ben onu kırmızı çizdim. Orayı koymamışlar. Olması gereken bir şey aslında. Şimdi baştan başlayarak bir eksikleri göstereyim size. Öncelikle şuradaki direnç sigorta görevi görmesi lazım. Fakat sigorta görevi görebilecek bir direnç değil. İkincisi girişte bir filtre olması lazım. Bir filtre yok. Bobin şeklinde filtre olması lazım. O da yok. Devam edersek işte snubber network yok buradaki. Şu kondansatör riskli bir kondansatör. Buraya taktıkları. İşte geri besleme devresi de yani zener diyotla yaptıkları için burada da işte zener diyotların her zaman söylüyorum ısıyla gerilimleri değiştiği için burada da bir sorun var. Onun dışında burada bu transformatöre işte sonradan tabii söküp bakacağız. Muhtemelen bu da çok iyi bir transformatör değil. Ayrıca şöyle bir gösterirsem ben çizmeye çalıştım ama
Şu çizgiyi bakın. Yani yüksek gerilimi, alçak gerilimi ayıran kısım şu. Yani her şey birbirinin içinde. Şurada neredeyse bir milim bile yok. Yani buradan buraya, buradan buraya her yerde bir atlama şansı var ve bu da kullananlar için risk elbette. Şimdi diğer orijinalinde bazı şeyleri göstereyim size. Mesela bakın bunda da aslında giriş filtresi yok. Şimdi sigorta dirençten bahsetmiştim. Bu işe yarar bir sigorta direnç. Bunda da bir giriş filtresi yok ama şöyle yapmışlar. Bir kondansatör koymuşlar. Şu kondansatörü. Ondan sonra bir bobin koymuşlar. Yani arada bir bobin koymuşlar. Aynı kondansatörden bir tane daha koymuşlar. Yani süzmeyi ve filtrelemeyi arttırmışlar. Çıkışta da aynı şekilde aslında. Bakın iki tane kondansatör var. Bunun gibi tek kondansatör değil. Ayrıca çıkışında normal bir şot diyot var. İşin enteresan tarafı Sony'de beni şaşırttı. Mesela bu interferans kondansatörü Sony'de de yok. Belki de ona gerek görmediler bilmiyorum. Ama mesafeler yeteri kadar iyi gördüğünüz gibi. Yani şurada bütün atlama mesafeleri yeteri kadar korunmuş. Yüksek gerilimli, alçak gerilimli birbirinden bayağı bir ayrılmış. Ayrıca bakın yüksek gerilimli olduğu yerlerde böyle plastikten bir koruma bölgesi yapmışlar. Belki de hani bunlar oynamasın yerinden diye. Oynamasın ve yüksek gerilim bir yerlere değmesin diye. Bu da güzel bir şey. Şimdi birincinin transformatörünü sökeceğim ama eminim ki o transformatör çok iyi değil. Fakat bunu şimdi pek sökmeye kıyamadım. Çünkü bunu kullanabilirim bu devreyi. Devre olarak kullanabilirim. Devre koleksiyonuma eklerim. Fakat şunu göstereyim size. Bakın burada sekonder sargı. Sadece bakır tel üstü kaplama değil, onun üstünde plastik bir kaplama daha var. Yani sekonder kaplamayı özellikle daha fazladan da kaplamışlar. Böylece primer sargıyla değmesini her şekilde önlemişler. Yani tamamen izoleli sekonder sargısı. Ayrıca burada da düzgün bir şot diyot var. Bu tarafa da bakarsak normal bir entegre devre var. Kontrolü sağlayan. İşin enteresan tarafı bunda bakarsanız bir optokoupler yok. Ya da bu taraftan bir kontrol devresi yok ama yani bazı bu kontrol entegrelerinin bazıları çıkış gerilimini transformatörün üstündeki yardımcı bir sargı vasıtasıyla da kontrol edebilirler ki burada öyle yapılmış. Çünkü transformatörün bir sürü sargısı var, yardımcı sargıları. Ayrıca bir de interferansı engellemek için bakın şeyin transformatörün çevresine de tel sarmışlar. Onların telleri birleştirip sargıların birinin ucuna bağlıyorlar, toprağına bağlıyorlar. Böylece şuradan interferansın çıkmasını da engelliyorlar. Şimdi bütün bunlara baktıktan sonra bir de bunun transformatörünü sökelim. Çünkü hep söylediğim gibi yani burada güvenliğimizi etkileyen elemanlar 3 tane transformatör, şu kondansatör ve optokapler. Optokaplılara genelde güveniyorum. Onlarda pek bir şey olmaz. Bu kondansatör hatalı. Bunu koymamaları lazım buraya. Çünkü kısa devre olursa çarpılırsınız. Şimdi de transformatöre bakalım. Onda ne yapmışlar ama gördüğünüz gibi yani bu 850 miliamper sözde. Bu 2 amperlik bir devre. Ona rağmen bundaki transformatöre bak, buna bak. Yani bu transformatörün 2 amperi kaldırmayacağı zaten belli. Ama gene de bir sökelim bakalım. De maalesef transformatörü böyle parçalamadan sökemiyorum. İlla bir yerini kırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok minik bir transformatör. Bakalım bir şey görebilecek miyiz üstünde? İzolasyonu açalım.
Bunlar yapışmış aslında. Bunu tabii ısıtarak açmak lazım ama biraz zorladım. Evet, gördüğünüz gibi bu sekönder. Bir tur. Gördüğünüz gibi gene sekonder kablosu bunun üstüne sarılıydı. Yani şurada primer ve sekonder birbirine değiyor. Sadece arada üstündeki vernik var. Telin üstündeki vernik var. Yani oradan atlamak, elektrik atlaması işlem bile değil maalesef. İşte bakın burada yaptığı gibi sekonderi böyle izole etse böyle bir tehlike hiçbir zaman olmaz. Çünkü sekonder zaten kendinden izoledi. Neyin üstüne sararsanız sarın. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani şuradan yani şeyin primerin dibinden geçiyor sekonder. Şurada da zaten primerin dibinde. Zannediyorum bir kere ısınmış bu transformatör çünkü yapışmış izolasyon. Evet. Bu da olmuştur. Maalesef bu da yapışmış. Primenin ucunu da yakaladık. Altmış üç, altmış dört. 159, 160, 161, 162, 163'tür. Evet, bir tane orijinal, bir tane de taklit Sony adaptörleri açtık. Bulduklarımızı baştan bir daha özetleyelim hızlıca. Şimdi basitçe aralarındaki farkları ve güvenlikle ilgili sıkıntıları göstereyim. En başta şu direnç yanabilen bir direnç koydukları için buradaki. Bunun gibi bir seramik direnç koymadıkları için bir kere yanma tehlikesi. İkincisi girişteki filtreleme yetersiz. Bir tane kondansatör var. Halbuki bunda iki tane kondansatör ve arada da bir tane bobin var. Filtreleme yeterli. Buradaki snubber devresini koymamışlar. Bunda var. Transformatörü açtım gördünüz. Orada bir güvensizlik var. Daha doğrusu güvenlik ihlali var. Sadece bazı noktalarda kablonun üstündeki verniğe güveniyorsunuz ki o da yeterli olmayabilir. İşte burada gördüğünüz gibi bunun sekonderi de özellikle ayrı ayrı izole edilmiş. Çıkış filtrelemesi gene yetersiz. Sadece bir tane küçük kondansatör var. Bakın bunda iki tane kondansatör. Altta da bir tane bobin var ikisinin arasında. Çıkış regülasyonu burada entegre ile yapıldığı halde burada iki transistörle yapılmaya çalışılmış zener diyot üzerinden. Bahsettiğim gibi zener diyotun hem sıcaklığa karşı duyarlı olması hem de bu transistörlü devrenin yeteri kadar doğru regülasyon yapamaması dolayısıyla çıkış gerilimi oynayabilir. Zaten çıkışı 5.40'ın üstündeydi hatırlarsanız. Şuraya konan kondansatör son derece tehlikeli. Yani bunu ucuz güç kaynaklarının hemen hemen hepsinde bunu yapıyorlar. Yani şu mavi kondansatör 1 kilovoltluk kondansatör koyuyorlar sanki çok güvenliymiş gibi. Ama tabii şebekeden gelebilecek bir şey. Bir peak bunu patlatabilir ve kısa devre edebilir. İşte o zaman sizin için büyük bir tehlike olur. Çünkü direkt burası
220 elinize gelir. Başka bir sıkıntı, çıkıştaki diyot normal bir diyot koymuşlar. Burada da bir gerilim kaybınız olur. Burada Schottky var halbuki. Bu Schottky diyotu göstermiştim aşağıda. Başka bir konu da orijinal cihaz işte 850 miliamper diyorsa 850 miliamperde doğru düz çalışıyor. Bu 2 amper demiş. Hadi onu vazgeçelim. Üstünde 1,5 amper açıyor. 1,5 ampere de veremiyor. Yani hem almak istediğiniz amperi alamıyorsunuz hem de filtrelemelerin yetersiz olması dolayısıyla çıkıştaki gerilimin kalitesi de düşük. O yüzden bu cihazlarınıza da zarar verebilir. Daha önce de birkaç defa söylemiştim işte mesela dokunmatiklerde vesaire sıkıntı oluyor. Gelen gerilimde çok fazla oynama, ripple olduğu zaman dokunmatiklerde sorun çıkıyor. Yani genelde hani telefonlar, tabletler kolay yanmaz. Onların devresinde koruma vardır ama işte o tür sıkıntıları yaşarsınız. Ama benim aklıma takılan asıl sorun işte hem transformatördeki hem buradaki güvenlik hem de buradaki güvenlik sorunları. Yani orijinal bir cihazda bunlarla karşılaşmazsınız. Adam bakın yani kondansatörde yüksek gerilim var diye çevresini bile sarmış. Burada rastgele kafasına göre bir devre yapmış. Yani ne performansı sağlıyor ne güvenliği sağlıyor. O açıdan biraz daha fazla para verip orijinal cihaz almanızı tavsiye ederim. Hem cihazınızı hem de kendi hayatınızı riske atmamanız açısından önemli. Yeni bir videoda görüşmek üzere.